Tabii ki. Yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani hayal etseniz de, yani hayal ettiğinizde zaten 18 puan alıyorsunuz. 18 puan kazanmak istiyorsunuz grupta. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar da önemli takımlar. Kopenhag maçına baktığımızda ilk yarı kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda 2-0 geriye düştükten sonra maçın sonunda da 2-2 yaparak bir puanla ayrılmış olduk. Amacımız tabii ki her maçta olduğu gibi 3 puandı ama bir puan şu anda bizi tabii ki hem Kopenhag'la birlikte şu anda ikinci sırada tutuyor. O yüzden bundan sonraki maçlar için de hedefimiz hep kazanmak olacak ama dediğim gibi yani bunu bilemiyorsunuz, önceden de öngöremiyorsunuz. Yani futbolda oyun oynandıktan sonra aslında tam net olarak bir şeyleri görebiliyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir diye düşünüyorum. Aslında oyun olarak birbirine yakın oyunlar. İkinci maç Crystal Palace maçın başı biraz daha öne çıktı ama genel olarak iki maçta da daha çok bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay bir şekilde kaybetti. Birinde de gol atıp daha sonra iyi savunma yaparak kaybetmedi. Aslında çok farklı oyunlar oynamadı iki maçta. Birinde kazandı, birinde kaybetti. Bizim de tabii ki yani birçok maçı seyrettik, aslında birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bunu da tabii kendi oyunumuzla birleştirdikten sonra yarın bununla ilgili sahada tabii ki daha net bir şekilde planımız ortaya çıkacak. Ama tabii ki burada Wilfred, Manchester'ı en yakından tanıyan oyuncu, onun saha içi performansı tabii ki hem bize hem arkadaşlarına vereceği hem oyun içerisindeki kendi bireysel oyunu hem de tabii ki sorumluluğu bize, burayı çok iyi tanıyan, ligi de tanıyan bir oyuncu. O da çok olumlu bir tabii ki katkı verecek bize.